Merhaba. Bir şehirde her gün birileri bıçaklanarak öldürülüyorsa bu o şehir için ciddi bir asayiş sorunudur. Başta şehrin polis gücü olmak üzere bütün sorumlular hesap vermek durumundadır. Medya çoğu zaman görmek istediğini görür. Cımbızlamada üstüne yoktur. Yüzlerce cinayet içinden sadece biri mesela ırkçı veya dinci saldırıya kolaylıkla evrilebilir. Kaşla göz arasında olur bu ve devlet bütün projektörlerini oraya yönlendirir. Hedef ve amaç bellidir. Belli bir gruba, inanca, millete, ırka mensup kitleyi bağlayacak tedbirler yola çıkar. Kimse de sormaz tabi bu şehirde kaç cinayet oldu ve kaçını ırkçı, kaçını dinci bir katil gerçekleştirdi. Tabi söz konusu eylemci kimi politikaların inşası için özellikle azmettirilmiş görevli bir tetikçi de olabilir. Olabilir bu. Olmuştur da. Onca kavga gürültü arasında bütün bunlar sağlıklı analiz edilemez. Analiz etmeye çalışan linci yer. O arada yayımlanan tüm haberler doğru olabilir fakat eksiktir. Çünkü bir mukayese yoktur, 2, suç istatistiği yapılmamıştır. Olay gerçekten ırkçı veya dinci bir eylem midir? Değilse katilin kimsenin üzerinde durmadığı farklı bir motivasyonu var mıdır? Gazetecilik işte böyle anlarda devreye girer, girmelidir. Ekonomide de böyledir. Ülkedeki akaryakıt litre fiyatlarını misal euroya çevirip Avrupa'ya göre daha ucuz olduğunu savunmak benzer bir garabettir. Bilgi matematik olarak doğru olabilir. Piyasa yönüyle faciadır. Gazetecilik devreye girmeli, kıyaslanan ülkelerdeki satın alma gücü karşılaştırmalı olarak ortaya konmalıdır. Senin ülkende bir asgari ücretli aracının deposunu kaç kere doldurabiliyor? Avrupa ülkelerinde durum nasıl? Gazetecilik bunu ortaya koyar. Uluslararası krizler ve savaşlar da böyledir. Beyaz Saray medyasıyla yürüdüğün kadar Kremlin ne düşünüyor ona da bakacaksın. Paranın enerji yollarının izini süreceksin. Kremlin demişken Putin için Navalny neyse Erdoğan için Demirtaş odur. Böyle bakacaksınız. Çapraz okumalar yapacaksınız. 6 Ocak 2021'de ABD kongresini basan güruh, demokratlar için vandal terörist, Trump içinse bir grup vatanseverdir. Ve unutmayın, savaşlar her şeyden önce ekonomik e çıkarlar için yapılır. Ezelden beri bu böyledir. Çıkarı olmayanlar ne savaşı ne de ölenleri görür. Amerika barış, huzur, refah getirmek için girdiği Afganistan'dan 20 yıl sonra çıkarken geride enkaz bıraktı. Peki Amerikan yurttaşlarının cebinden 2 trilyon dolar nereye gitti? başta savunma sanayi kodamanları olmak üzere birilerinin cebine. Ukrayna ve Kazakistan'da gerçekte ne olduğunu merak ediyorsanız CNN ve BBC'de kimi detayları göremezsiniz. Bağımsız gazetecilik olmazsa olayları tüm boyutlarıyla anlayamaz, mukayese edemezsiniz. Gazetecilik her şeyden önce hafızadır. Yeri geldiğinde birilerinin sicilini hatırlatmaktır. Dünyanın sadece yaşadığınız yer veya ülkeden ibaret olmadığını anlatmaktır. Yaşam kalitenizin sıralamada nerede olduğunu gözünüze sokmaktır. Başınızdakilerin vazgeçilmez olmadığını, çoğunlukla farklı amaçlar için birer piyon olduklarını gösterme becerisidir. Halk nezdinde gazeteci milletinin güvenilirliği düşüktür. O yüzdendir ki medya bağımsızlığı çok kıymetli ve gereklidir hali vakti yerinde olanların bir Netflix aboneliği ya da Dijitürk aidatı kadar bağımsız gazeteciliği desteklemesi icap eder. Unutmayın, desteğiniz sizin için değil, asıl imkanı olmayanların bu yayınları takip edebilmesi için önemli. Katıl butonu altta, Patreon linki ekranda. Zalimin canını yakmaya devam edeceğiz.